8 Şubat, 14 Şubat. Değerli koç burçlarım, bu hafta neye dikkat edeceksiniz? Araç, yaralanma, bardak kırıkları, laflarla alakalı gelecek sorunlar size bir bıçak gibi kalbinize saplanabilir. O yüzden bu hafta bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Değerli boğa burçları, bu hafta özellikle iş evraklarınız, parasal evraklarınızla alakalı hesaplarınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Ve yeni bir mal aldıysanız, elektronik eşya, bununla alakalı dikkat etmeniz lazım. Bir de elektrik kontağınızda sıkıntı olabilir. İhmal etmeyin değerli boğa burçlarım. Değerli ikizler, özellikle ticaret işiyle uğraşan, para kaybı, dolandırılma, hırsızlık, yani sizi bu ara böyle çarpmak isteyen insanlar olabilir. Güvendiğiniz bir dostunuza para verip paranızı alamayabilirsiniz. Ve özellikle araçta sinirli araba kullanabilir. Dikkatsizlik ve kazaya sebep olabilirsiniz. Dikkat edin diyorum. Değerli yengeç burçları, duygusal hareket edeceksiniz. Duygusal hareket ettiğinizde işinizde yanlış anlaşılma, insanlar tarafından devamlı bağırmalara sebep olacak. Yöneticiniz ve çevrenizdeki insanlar sizi azarlayabilir. Duygusal bu hafta olmayacağız, geride tutacağız. Bir de hediye konusunda şanssızlık yaşayabilir, hüzün evresi atlatabilirsin. Değerli aslan burçları, bu ara özellikle elektronik bir eşya alacaksanız zarar görebilirsiniz. Ailenize ya da sevgilinize almak istediğiniz hediye biraz sıkıntılı olabilir. Bir de işinizdeki bir evrak ya da işinizde yapacağınız ani bir imza dikkat problemi, işinizde mobbing uygulamanıza, işinizde zarar görmenize, başkalarının oyununa gelebilir. Dikkat etmeniz lazım. Değerli Başak burçları, ev konusunda acele karar verip evi satmak ya da almak konusunda zarar edebilirsiniz. Daha sakin karar vermeniz lazım. Bir de son zamanlarda ilaç ağrılarınızdan kaynaklı fazla ilaç tüketiyor olabilirsiniz. Bu da vücudunuzda sıkıntı yaratıyor olabilir değerli Başak burçları, ihmal etmeyin. Değerli teraziler, evet, aşka inanma enerjiniz çok fazla olduğu için işi kenara bırakıp aşkla yoğrulacaksınız. Bu da sizin en büyük hatanız olacak. Çünkü büyük işler, büyük projeleri aşk yüzünden kaybedebilir, canınız yanabilir. Değerli akrep burçları, emlak konularınızdan doğacak ya da emlakla alakalı satımdan doğacak. Orada para diyalogda yanlış anlaşılma olabilir. Cebinizden ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bir de cam kırıkları, yani evinizin camı, arabanızın camı, iş camınıza dikkat etmeniz lazım. Son zamanlarda da hızlı merdivenden ya da asansöre hızlı biniyor olabilirsiniz. Sağ ayakla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz değerli akrep burçları, unutmayın. Yay burçları, bu ara böyle enerjinizde aslında alınganlık, kırılganlık, yani devamlı birileri bir şey söylediği vakit ani bir parlama enerjiniz söz konusu olabilecek ve yanlış anlaşılmalardan kaynaklı incitmelere sebep olacaksın. Yani birilerini dinlemeyip pat diye lafı sokacaksınız. Bu sefer hatalı siz olacaksınız. Bence lafı sonuna kadar dinleyin. Bu evreyi ihmal etmeyin. Bu yöneticiniz, aileniz, ilişkiniz, bu konuda zarar görmenizi istemiyorum. Değerli Oğlak burçları, şunu demek istiyorum. Son zamanlarda en büyük hayalim sessizlikti. Bu hafta o kadar çok insanlarla muhatap olacaksın ki kendine ayırmak istediğin zamanı başkalarıyla geçirmek zorunda kalacaksın. Bu da seni çok fazla yormuş olacak. O yüzden uyku saatlerine dikkat etmen lazım. Özellikle erken yatıp erken yatmaya özen göster. Unutkanlık, evrak ya da konularla ilgili sana sıkıntı yaratabilir. Değerli Kova burçları, İlişkinizden kaynaklı gözyaşı, ilişkinizle yaşayacağınız bir iletişimde sertlik ve tam böyle birbirimize şiddet evresindeki var olacak sözlü şeyler kalbinizi ve çevrenizi incitebilir. O yüzden konuşmadan, dinlemeden ani bağırarak konuşmayı bırakman lazım. İş olarak da başkasının sizin ayağınızı kaydırmaya çalışabilir, size iftira atabilir. Dikkat edelim bu hafta. Değerli balık burçları, ruhsal olarak yorgun olabilirsin ama çok akıllı ve çok zekisin. Bu ara senin aklınla kimse oynayamaz benim aklımla diyorsun. Evet, senin aklınla kimse oynayamaz ama sen kıvrak zeka ama bu ara bilinçaltın çok fazla
geçmiş, yeni ve arasında sıkışacağı için zihin seni bilinçli anlamda rahatsız edebilir. Hatalar yapabilirsin. Mesela birine yalan söylemek gibi. Çok inandığın birine başka bir şey söyleyip o laf başka birinin, yani yöneticinin, patronun kulağına gelebilir. İnandığın insanlara söyleyeceğin laflara dikkat et. O laflar sana geri dönmesin diyorum. Bir de şöyle demişim. Aileler arasındaki yaşanacak olaya karışırsan zarar görürsün, karışmazsan kâra geçersin diye de not almışım. Evet, dikkat etmeniz gereken haftalık yorumları da yaptım. Abone olun, yorum yazın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.